şunu kuralım. Selam hamsiler. Öncelikle size bir şey söyleyeceğim. Nerede o? Nerede lan o? Şu ek soruşturmanın sonunda aldığımız, yani hediye olarak aldığımız kıyafetleri var ya millet. Pretty Simple artık bunları parayla satıyor. Artık bunlar hediye değil. Normal avatar mağazasının kıyafeti olarak satıyor. Öyle bir şey yaptı artık. Kendini çok akıllı zannediyor beyefendi. Beyefendi. Nerede o? Bu muydu? Nerede verdi derin? Geri mi aldın lan? Bu muydu lan? Bu internet bugün niye böyle? Nenesinin gözü gibi aynı. Önce şunu bir bulayım. Tabi bulabilirsek. Yere mi aldın lan? Yok. Allah Allah. Bulacağım lan dur. Robot kıyafeti. Bunlar değil. Bulacağım, durun, az sabredin. Bulamadım. Sanırım geri aldı onu. Allah Allah. Resimleri de açılmıyor ki hayvan. Ayı işte. Geçen ek soruşturmada millet ayı şeyi gelmişti ya bize, kıyafeti, ayı kostümü, ayı saçı falan. Bunlar artık avatar mağazasına ek soruşturmanın sonunda aldığımız kıyafetler, hediye olarak alıyorduk bunları ama artık hediye olarak almıyoruz. Paralı veriyor bunları bize. Yani diyor ki sana, bunlar senin mağazana geliyor, sen bunları parayla alacaksın. Hiç değişim yok. Şimdi seni alacağım. Ve bir şey daha vardı. Bir teorem var aslında. İnşallah öyle bir şey olmaz. Anlatacağım. Ve dün geçen gün rezil oldum. 42. vakanın 40. vakanın 42. 42 40. vakanın ek soruşturmasına 42'nin fotoğrafını koymuşum. Bir arkadaş hatırlattı. Hiçbiriniz de söylemiyorsunuz. Sinir oldum. İlk kez dalgınlığıma geldi. İlk kez böyle bir hata yaptım. Bu seri katil meselesi tüm emniyeti yerle bir etti. Öyle değil mi Ayşe? Basının olayı bu kadar. Aa, giysi giymişsin. Nereye gidiyoruz? Ben giyinmedim. Ben yine kıyafetlerimle duruyorum. Olduğundan korkunç göstermeye çalışıyor. Ama bu gece düşünceye dalmak yok, tamam mı? Ne de olsa büyük bir gece bu. Bir üniversitenin yılın en önemli etkinliği olan mezuniyet balosu. Tüm ekibin davet edilmesine çok sevindim. Kendi mezuniyet baloma Charlotte ile gitmiştim. Hayatımızın gecesini yaşamıştık. Benle de git, ne olmuş? Üniversite mezuniyet balosunda. Öğrencilerin hepsi kendini açmış, öyle değil mi? Merhaba Ayşe. Anam Grace. Çingenelere benziyor. Benim tahminim. Nathan'ın tipe bak. Papyonlu köpek. Püf. Madison'ın kediye karşı bir avantajı yok ama kampanya sakınca bir itiraf oldu. Herkes sussun. Şimdi kazan açıklayacaklar. Ve kazanan Madison. Mezuniyet balosu kraliçesi ve Madison'a ve balo kralı Chad Baker'a tebrikler. Ben mi? Demek beni seviyorsunuz. Beni seviyorsunuz. Öyle mutluyum ki herkese çok teşekkürler. İşte bu. Biz kazandık. Hadi Melis'in dansı başlayalım. Bu önemli. Benim... Patladı. Madison. Madison, Ayşe neler olduğunu gördüm ama patlamada neydim? Hemen Madison'a ulaşmalıydım. Hemen herkes saygın olsun. İzin verin Ayşe geçsin. Love. Ha, bu kız patladı lan. Çok yazık oldu bu kıza ya. Çok da, hem de en mutlu gününde ölüyor ya. İnsan en mutlu gününde ölür mü? Grace'le gidelim. Çok kötü bir durum. Burada Chad'in ağlaması beni benden alıyor. Aa, kız yapıştı yere. Beni bu kızı bence kıskanmış olabilir. Parçalanmış taç. Burada kaç yıldız yapacağız? 12 yıldız yapmamız lazım. Bakalım yapabileceğiz mi? Yine Rusher testi. Yılan. Yılan nerede? Bulamadım. Sosisli yılan. Yılanı neyin içine koymuşlar? Yiyecekler herhalde.
Grace'e kart gönder. O ölmüş. Madison ölmüş. Ama kim neden birisi bunu yapmaya gereği duymuş. Her kimse kafasının üst kısmını havaya uçurdu. Öğrencilerin önünde. Taci de parça pinçik oldu. Bunu toparlamaya şansım var mı? Oğlum toparlasak ne olacak? Tepe gözlere gelsin. Gelesin. Bahar tatil. Başka bir mesaj bırakmış olabilir mi? Chat kaçıyor. Ne? Aman Beren Reis. Kimse buradan dışarı çıkmayacak. Anladın mı beni? Ne oldu böyle? Ne oldu? Bu kız öldü mü? Madison öldü mü? Charlotte, Ayşe, kız sinir kızı geçiriyor. Şimdi 12 yıldız yapacağız ve analizler var. Taç ve otopsi. Hemen 12 yıldız yapalım. Bakalım nasıl yapacağız. Dur şu bebeği analize yollayalım. Rahmetli. Güzel kızdı. 10 tane yıldız yapabildim ya. Bir tane hamburger harcadım. Şimdi tacı birleştirelim. Güzelmiş daha. Madison tacı nasıl toparladın yani bilmiyorum Ayşe. Bunu hemen laboratuvara gönderelim. Oyunun sesini kısmışım. Çünkü sesi sevmiyorum ya. Neyse dur açayım onu. 6 saatlik bir şey var. Önce bu otopsileri atalım. Zaten iki analiz vardı. Aynen otopsi ve taç. Başka bir şey yok. Bu analizleri atalım. Bakalım ondan sonra. Şimdi şu Rush'ın testine bakacağım. Analizleri yaptık. Bu şeye benziyor ya. Cevizin içi vardır ya millet. Cevizin içinde böyle bir şey vardır. Kabuk gibi bir şey. Cevizin kırdığınız zaman. Ona benziyor. Rashid Azrail'e mesajı bulundu. Rashid Azrail'e bize bir mesaj daha bırakmış. Madison öte dünyaya göçüşünü benden sana bir mesaj olarak algıla oyun başladı. Bu da demek oluyor ki oyun başladı. Madison ölümü neden bir mesaj olsun ki? Tabi tabi Azrail Madison kendileri öldürmeseydi. Medis'i tabi ya bu olmalı. Seri katilimiz bu kez pis işlerini yapmak için kolay bir birini bulamamış. Bir saniye böyle bir zaman kim arıyor? Azrail. Efendim Memur Jones ne işe çevirirsin Bay Azrail? Ne benim Keter Azrail ile ilgili bilgim elimde bilgi var. Benimle karakolda buluşabilir misin? Kızın kafası pembe, giysisi de pembe. Bari değişik giyseydin. Cennet mağarasındaki pembe bile burada pembe giymedi yani. Önce otopsiye bakalım. Madison ölümü nedeni çok açık. Patlama ile birlikte kafasının üst kısmı parçalandı. Ve olay yerinde öldü. Dikkat çekici plan ise patlayıcıları mükemmel bir şekilde saklanmış olması. Sadece Madison zarar göreceği şekilde ayarlamış ve kafasının alt kısmında bir çizik bile yok. Buna rağmen patlama cihazın bir kısmını Madison beynin içine girebileceği kadar güçlüymüş. Yani bomba parçalarının beynine mi girmiş? Evet parçaları çıkarıp inceledim ve metal parçasının üzerinde bir damga olduğunu gördüm. Bu seri numarası diyelim. Ve o damga elektronik derslerde kullanılan ekipmanları takip etmek üzere Grimms Üniversitesi tarafından kullanılır. Dur biraz yani bomba üniversitedeki malzeme kullanarak mı yapılmış? Aynen bu da olarak ki Madison'ın katili üniversite üyesi. Şerefsiz. Oli de ben çede üzüldüm ya. Çocuk yıkıldı lan. Taca bakalım. Tanrım öyle kötü ki böyle kızın keti olabileceği fikir değil. Tülem diken diken etti. Silahkesin taç ev yapımı ile ilk bakışta karmaşık görünüyor ama aslında olacağı basit bir aygıt. Yine de Madison sacına bu bir tuzağını her kim kurmuşsa çok iyi elektronik bilgisine sahip olmalı. Bir de tüm patlayıcılar yerleştirilmek için taca erişebilir olması gerek tabii ki. Seremoni başlayana kadar Donna Welker odasında bekledi sanıyordum. Kadro nasıl erişebilirdi ki? Dekan yapmaz lan öyle bir şey. Zaten katili biliyorum da. Acaba o muydu? Katil şey değil miydi lan? Herkes biliyor ama söylemeyeceğim yine de. Keti ile konuşalım. Keti Rashid teyze Azra ile ilgili bir şey söyleyeceksin. Bir fikrim var müfettiş Ayşe. Bak şöyle. Rashid 3 kere cinayet işledi ve her seferinde de katili bulup mahkemeye çıkardı. Ama ikimiz de biliyoruz ki bu işler tek bir kişinin elinden çıkıyor. Kedi ne yapıyorsun burada? Cinayet sorumluluğuna göre olmayı sana yasaklamıştım. Ama dede yardım edebiliyorum. Edebileceğimi de sen de biliyorsun. Daha önce de ettim. Kararım kesin Keti. La moruk bırak da yardım etsin köpek. Beyaz köpek. Sen hep böyle istesin. Neden bana güvenmiyorsun? Ben artık küçük bir kız değilim. Bir dakika. Ben artık küçük bir kız değilim.
Neden farkına varamıyorsun? Neden bir şey bir of kahretsin. Kedi polis memurları karşısında benimle böyle konuşamazsın küçük hanım. Tabii beni tahsil attırmadan hemen üniversiteye dönüyorsun. Annem seslendi bu arada. Aile kavgalarını sevmiyor. Sen aç. İkinci geceden öfkelenmiş gibiydi. Kedi de ondan aşağı kalır değildi. Dede sonra gören için çok üzüldü. Bence bu moruk bir şeyler karışıyor. Onun dikkatini çekmek için kim bilir daha neler yapabilir. Devam edeceğiz. İyi ki sen yanımdasın. Cumhurus ne kadar yakışıklı olmuş. Bir şey diyeceğim. İyi de üniversitenin balosunda polislerin ne işi var? Güvenlik amaçlı mı acaba? Olabilir. Bu üniversiteden yaptığın her şey için teşekkür edilmek amacıyla seni bu baloya davet ettim ama yine de karşıma bir trajedi çıktı müfettiş Ayşe. Evet, bu üniversitenin üzerinde kara bulutlar çökmüşe benziyor Donna ama buna karşı savaşmamız gerekiyor. Şimdi Madison tacını kimin erişebileceği öğrenmemiz gerek. Çalışma odamdaki kilit dolapta tutuluyordu. Kimsenin oraya erişmesi mümkün değildi. Ta ki bugüne kadar. Belki kırdı kilidi girdi içeri şey yaptı. Nereden bileceğim? Demek olur ki bugün herhangi bir odanızı sızmış ve tacın üzerinde patlayıcıda yerleştirmiş olabilir. İkimi hedeflerini biliyorlardı. Herkes Madison'ın kazanacağını biliyordu. Bu kız bir de Amish'ti ha. Amish'ti Madison. 147. Le 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 le. Lohöy lohöy. Carolina ile konuşalım. Artık bitirelim. Bu ne mesela mevcut basın zavallı bir kız öldür ki bizi çocuklarımızı korumak için göreviniz değil mi? Bu balo baştan bir hataydı ve bir katil için açık büfe resmi. O da bundan faydalandı tabii. Karın üzgün olduğunu farkındayız. Hepimiz üzgünüz ama böyle bir tercih kimse engelleyemezdi. İnsanlar beni dinlemiş olsalar engelleyebilirdi. Bu konu cinayetlerin yaşanmasının tek sebebi kimsenin benim uyarılarımı dinlememiş olması. Ya olan oldu artık ya konuşma. Ne oldu? Öncenin güveninde endirilen yönsen kişi parmakları ardına kapatıldı. Seni yüzden baş müfettiş Ayşe. Dan bahsediyorsa onu bir önce öldürdüğünü hatırlatırım. Buna mı güvenlik diyoruz? En azından önceleri içeride tutmak bu garı geri zekalı. Alçak körün biraz sarsılığı marumu ama kantarın tozunu kaçırmak üzere. Senin aklın olduğunu göstermek için yormamız gerek. Çedi nasıl iyi bir fikir. Futbol sahasına bakalım. Çedi orada buluyoruz diye hatırlıyorum ben. Unuttum baya. Ben kriminal kese bir süre ara vermiştim. Sonra tekrar başladım. Üçüncü kez Grimson oynuyorum bir de. İşin komik tarafı. Ramirez'i çok özleyeceğim ya. Gideceğiz ya. Hem onunla ilgili teorimi anlatayım bile. Hani bu yeni Pacific Bay çıktı ya. O Pacific Bay biz hani 56. vakada gideceğiz ya uçakla. Normal Pacific'e. Bu yeni çıkan Pacific şey yapmasın adamlar bize. İlla ki o uçakla değil de o oyunu indirip oynayacaksın demesin la sakın bize. Böyle bir şey varsa söver ama bu kadar parayı ben niçin biriktirdim? Köpek hayvan almak. Köpek hayvan evet. Hayvan almak için biriktirdim ve buradaki avatarımı çok seviyorum. Öyle bir şey olsa Pretty Simple seni yedim yani bil. Yeni oyun oynamam ben haberin olsun. Buradan gidelim direkt böyle. Ne o da amelesin cüzdanı değil mi? Pembe uçun anlaması mı? Nasıl fikrim yok. İçine baksak iyi olacak. İşte Cedro tribünün önünde zavallı çocuk. Çocuğa çok üzülüyorum ya. Ciğerimi parçaladın. Ciğer yandı yandı. Ciğerler yanıyor. Şu çanta bakalım. Ne kadar güzel bir pembe. Toz pembe. Toz pembe. Hep de makyaj. Hep de makyaj. Bir kızın çantası hep makyaja doludur. Ben hariç. Telefon. Ne güzel süs takmış. Eskiden modaydı telefonların yanına süs takmak. Medesana çantasının içinde son yaptığı şeyler hakkında bize fikir verebilir. Kilitle. Kilidini çözelim ve Chad'le konuşalım. İkinci bölüme yarın geçeceğim. Uzun bir vaka bu. Ama 51. vaka daha uzun diye hatırlıyorum ben. Ya da 56 mıydı? 51 sanırım. Amir ölüyor ya. Beyaz köpek. Bundan sonra onun ismi Beyaz Köpek. Sevmiyorum onu hiç. Kopeoğlu köpek. Bırakmadı ki Keti bizi halletsin, yardım etsin. Ama o kız bize yardım ediyor diye hatırlıyorum ben. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Yanlış şeye tıkladım. 6'ya tıklayacaktım. 8JB 3. Mezisterime gidecek. İyi başardın. Kimle görüşmüş? Dur biraz. Bir dakika. Testle görüşmüş. Seni yılan seni. Seni. Seni var ya kafanı koparmak lazım. Tipe bak. Mavi giymiş bir de. Maviden soğudum seni gördükten sonra. Pislik.
Bu yaptı değil mi? Ben hatırlıyorum çünkü. Bu şerefsiz yaptı bunu. Sebebini unuttum ama. Chad'le konuşalım. Hep kan duruyor üstü çocuğunla. Beni rahat bırakın. Beni rahat bırakın. Tanrım Chad. Karadeniz'indeki şey Madison kanın brizine gel sana göz kök oluruz. Öylece yere düştü. Kocaman bir bom oldu. Bom ve öldü. Neden bu? Bu niye onun niye başımıza geldi? Onu seviyorum. O da beni sevmiyordu biliyorum. Sevgime karşı benim umudum vardı bir gün. Şerefsizsin Madison. Bu uşak sevilmez mi? Tamam biraz şerefsiz olabilir ama. Kraliçem öldü neden? Ya zavallı çocuk sevdiği kız kullanasını öldü. Bu nasıl bir sorun hayal bile demiyorum. Psikiyatri mi? Çok kötü oldu lan. Hayatta en kötü şey işte birinin yanında ölmesi. Kötü de olsa yanınızda kimse ölmezsin. Merhaba Müfettiş. Bugün gösterin neydi öyle? İşte bom buna derim. Ölmüş birine daha fazla saygı göstersen olmaz mı? Test Müfettiş Ayşe. Sonra da Melisa'nın sürekli dilişinde olduğunu öğrendi. Zahmet olmasa neden? Ha mı şey ya onun hakkında bir ödev yazıyorum. İkili kimliğini ardında bıraktığı izlerle ilgili olarak. Onun küçük sırrını öğrendim de beni sürmeye çalışıyordu ama müthiş bir bilgiydi bu. Almış bombanın insanı o halde. Buna şantaj denir. Test böbürlenecek bir şey değildir. Bazısının dokunması kalmaması gerekir. Senin bir sırrın var mı müfettiş? Senin hakkında da var. Anan. Seninle ilgili ve benim sırrım anan. Korkunç bir şey oldu. Bana yardım. Keti kayboldu. Telefonum kapalı. İnternete ulaşamıyorum. Amire bardan sonra öfkeli çıktığını gördüm. Ondan sonra da her şey bağlantısını kesti. Onu bunaltmış olmayasın. Kızlar pek öyle bazı kadın kalmasın. Bunun benimle ilgisi yok. Bilgisayara girmeye çalışıyorum ama bundan bir iz yok. Sadece bu normal mi? Kedi birden sanki birden sıra kadem bastı. İkinci bölüme yarın geçeceğiz millet. Kendinize iyi bakın. Üf, hoşça kalın. Üzücü bir vaka. Yarın geçeriz buna. Açım lan yemek yiyeceğim daha. Bay bay. Selam hamburgerler. Şimdi ikinci vakaya, ikinci bölüme geçelim. Ayşe bana inan ne olur şaka yapmıyorum. Kedi daima internettedir ama şimdi telefonu kapalı. Sanki sırra kadem bastım. Bunun amir yüzünden olduğuna eminim. Hep o beyaz köpeğin yüzünden. Tıpa bak ağzının yüzünü kırarım senin. Öfkeyle çıktığını gördüm. Öyle kızgındı ki başını belaya mı sokmuşsa. Bak kardeş kedi çok uz... Bak gördüm eminim arayan olur. Merhaba ki neyse çörelerin meraktan öldü. Burada Keti diye biri yok. Bazı insanlar onun baskıya kaldıramadığını düşünüyor. Onu konuştuğun kişi artist. Sana bir ipucu vereceğim Ayşe. Bayan Melkin ofisinde gözünden gördüğünden fazlası var. Yerinde olsam oraya gidip tekrar bakalım. Bakalım dekanın masası. Ne haber? Maskem soyuluyor ya. Maskemi nasıl boyatacağım millet? Şuraya baksanıza. Şuradan gitti. Şuradan da gitti. Cici maskem. Kaç sene oldu lan? Yok sene değil tabii ki de. Haziran'da mı almıştım ben bunu? İlk videomu maske aldım. 8. vakadaydık sanırım. Ya da 9'da mıydık? Öyle bir şeydeydik. Maskemi aldım. O zaman facecam'le çekmeye başlamıştım. Hepsi söylüyordunuz bana facecam'le çek diye. Şimdi facecam'le çekiyoruz tabii ki de. Kaç ay oldu? Epey olmuştur. Tablet. Ben böyle tuşlar olmayan tabletleri, telefonları sevmiyorum. Kullandığın elektronik aracın, telefonun, şeyin, her şeyin tuşu olmalı. Gözün gördüğünden fazlası var mıymış? Çok iyi buldun. Analiz ne vardı lan? Tablet, bilgisayar, güvenlik kamerası görüntüsü. Paylaşmadan yanlışlıkla bastım. Lan! Paylaşma kız. Neydi tablet, bilgisayar? O zaten tablet, bilgisayar olmuyor ki. Tablet oluyor. Bir de güvenlik kamerası görüntüsü varmış analiz. 10:40 saat. Bu nasıl tablet lan? İlk kez böyle bir tablet görüyorum. MJ olabilir mi? O buldum. 10 TL. Bir şey diyeceğim millet. Grimson'ı oynayanlar genelde hep yarıda bırakıyor. Neden yarıda bırakıyorlar anlamıyorum. İşte bazıları diyor oyunda takılı kaldık falan. Oyunda nasıl takılı kalabiliyorsunuz ki? Tabii kınamak için söylemiyorum ama nasıl takılı kalıyorsunuz onu anlamadım.
O tarafın şivesini kırmak daha önce bir hareketti. Tahmin etmemiştim. Tonlarca veri var burada. Haklısın, Alex'e gönderelim. Sanki Criminal Case böyle şey oyunu. Mesela paralı geçilebilecek bir oyunda tagılık alıyorsunuz. Sevmeyebilirsiniz ama Grimson bu oyunun başı. Yani temeli bu oyunla atıldı. Grimson'ı sevin. Ben seviyorum. Hadi Keti'yi geri arayalım. Bize neler söylemek istediğini öğrenelim. Abinin bizi görmeden emin olmak için etrafa göz koyak ama. Orada mısın? Denen ağızdaki kavga bizi ilgilendirmiyor. Seninle konuşmak soruşturma ilerletecekse biz de öyle yapacağız. Rashard hakkında ne biliyorsun? Çok esrarengiz değil mi? Bir seri katil ve her bir kanıtlar suçlu bulmuş farklı katili. Nasıl ya? Nasıl yapmış bunu ki? Dahice bir şey aslında bak. Öldürüyorlar ama aslında işin altından bu pislik çıkıyor. Onlardan bir şey öğreneceğinizi düşündüm. O yüzden efsanenin yasal yol olmayan onlardan gizli bilgi mi edin yoksa? Korsan dedim bunu yapar değil mi? Tabii ki de. Bilgisayar hırsızı, hackerlar. Mir robot. Güvenlik kameralarının bazı veriler yeterli kaynak yok. Telaşa mal yok. Şifre kıracağından eminim. Bana mı yoksa kedi biraz korkmuş mu? Sesi mesafeli geldi. Sanki bizim hep bir adam üzerimizden gidiyor gibi. Bu kıza aferin ya. Bak hiç dedesini dinlemedi. Beyaz köpek. Bu amir bir şeyler karıştırıyor aslında var ya. Ana, incelemeyeceğiz mi? Direkt analize gitti. Hemen şu analizleri öne atayım. Güvenlik kamerasının şeyine bakalım. Kedi cidden bu kez kendini açmış. Bu videoya kayıtları çok yüksek güvenlik korunuyor. Nasıl aldı hakkında benim bile fikrim yok. Crimson Tutuk Evi merkezinin güvenlik kamerası kayıtları ve tutuklandığı mahkumlardan birine ait hücreyi gösteriyor. Ha bu salak. Kız arkadaşını öldürmüştü de. Kız arkadaşını öldürüp buna intihar süsü vermeye çalışan kızım. Hatırladın Ayşe? Tabii ki de. Daha geçtiğimiz vakaydı o. Rashard vardı aynen. Ne yazık ki video kaydında ses yok ama onu görebiliyorsunuz. İle kafayı bozmuşa benziyor. Sen de benim düşündüğümü düşünüyorsun. Şüpheyle sohbet etme vakti geldi. Tutuk evi merkezi. Başmeti seni bir daha göremeyeceğimi sanıyordum. Rashard Azra ile ilgili olarak sana ulaşmaya çalıştım ama bir türlü izin vermediler. O zaman seri katili sen de duydun. Cezamı azaltmaya falan çalışmıyorum Başmeti. Liseyi öldürdüğümün farkındayım ama o ucube yüzünden başka birinin dağılmasına izin veremem. Bir an liseye karşı sadece öfke duyuyordum. Nasıl olduğu anlamda onu öldürmeye kesin karar vermiştim. Bir tuhaflık olduğunu sezebiliyorum. İçini oraya çıkıyor hemen. Hipnoz mu? İşte böyle artık karar. Hatırladım. Tamam. Hipnoz olay aynı. Ama hapishanede düşünmek için vaktin oluyor. Hem de çok. Oynayasım geldi. Hatırladım. Hipnoz şeysi abartı gibi sen ben inanmıyorum böyle şeylere de. Hep elimizde 3 ayrı insana karşı kanıt var ama bu seri katil işi de olabilir. Karşımda putperest grubu yoksa kanıtlar bizi bu kızların kullandığı noktasına götürüyor. Fena kesin zor olabilir. Antrenman alanı. Bakalım şuna. Ha onu diyordum millet. Neyse diyeceğim bir dakika. Önce şu analize bakalım. Alexcum. Madison dosyasını okumak gerçekten ilginçti. Ayşe gece dışarı kaçtığı için aldığı ceza sayısı bir yıldı ki gün sayısından fazla. Doğrusunu söylemek gerekirse biraz da haksızca. En eften püften şeyler için ceza almadığı tek bir gün bile yok. Gerçekten mi katıyorum? Bu gerizekalı niye buna ceza vermiş? Madison Chedi'yle futbol sahasına yakalanabilmek istersin diye düşündüm. Ya o kesin her yaptığını sanırım. Jonas mal mısın? Jonas espri yapınca ben. Gözler yukarı gidiyor. Chad'le konuşalım. Lan demin aklımdan geçti. Chad'le konuşacağız mı diye demeden. Neyse artık. Kaç yıldız lazımdı lan? 11. Ben yaptım akşam epey bir yıldız. Şu antrenman saha onu diyordum millet. İşte birkaç kişi Grimson'un ya 3. vakasına kalmış ya da yarısına kalmış. Benim abim de 22. vakada kalmış. Oynamıyor daha doğrusu. Oynasa geçerdi. Bu oyunu o bana tanıttı. Ben de o gün bugünden oynuyorum. 2013'ten beri oynuyorum. Bir ara verdim. Tablette gelmemiş o zaman. Diğer tabletim vardı benim.
Faciayla giden tablettim. Satmak zorunda kalmıştım onu. Ama bu daha iyi tabii. İşte o zamanlar gelmemişti tablete kriminal case. Bir süre bırakmıştım. Söyle bakalım, hipnoz etini doğuracak bir şey bulabildim mi? Hayır, çok olmasın. Güzel elbiselerim kirlenecek. Hep ben kokayım zaten. Sen hiç kokma. Pisluk seni. Üstüm kirlenmesin. Yok, kanalizasyon kokay. Anca hamburger ye. Kurabiye yesen pisluk. Öyle işte, yarısına falan kalmışlar. Millet. Aslında oynasaydınız şu an birçoğunuz ya Pasifik'teydiniz ya da dünya turundaydınız. Tabii ben de bırakmasaydım. Ama şimdi oyun için tekrardan başladım. Videoları çekmek için. Aslında ben Pasifik'in 5. bölümündeydim. Pek hatırlamıyorum. Oradaki hikayeyi pek bilmiyorum Pasifik'in. Grimms'ini tam 3. kez oynuyorum. Ay, maymunlar aşkına. Ne maymunu? Ateist misin lan? Hadi bu sarkaç penavranın bize bahsettiği sarkaç maaşı gerçekten buna bakarak yeniniz olmuş olabilir. Aklında öyle bir tür numara var. Sormuş. Öyle işte bırakmak zorunda kalmıştım. Ama sonradan tabletlere düştü kriminal case. Oynadım yine bayağı bir soğumuştum kriminal case'ten. Sonradan gene başladım. Bırakmaya da niyetim yok. Sonra tekrar YouTube'a başlayınca dedim başka bir face açıp yeniden başlayayım. Ne oldu sergisi gün numara okuyabilir miyim? 555 6759 bir telefon numarası. Öyle telefon numarası doğru yabancılar da var. Teleseklere çıktı duyabiliyor musun Ayşe? Aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor. Lütfen tekrar deneyiniz. The person yo bilmem ne bilmem ne. Biraz zaman aldı gerçi. Küçük oyunumuz umarım hoşuna gidiyordur. Yakın daha üzülme. Ana! Bip. Bip'i de çevirmişler arkadaş. Buna inanmıyorum. Demek beni doğru söylüyormuş. İnsanlar... Belki test yanı... Salak zaten o yapıyor herhalde. Dedim ya benzem Margaret. Margaret miydi? Margaret miydi? O kadın bu kızın torunu olmalıydı. Pardon. Bu kızının torunu olmalıydı. Tam tersini söyledim. Tipim zaten babaanneye benziyor. Bunak seni. Yine mi sen? Bildiğimi yaşanlattım ya. Bu cennetleri gerçekten de çok hafif alır. Test nasıl olur da seni heyecanlandırmaz. Bu yıl çalışmak zorunda kalacağım. Katilinin plastik sorunun ben artık bir şey kesmiyor. Patlamış bir kafa girden sonra hepsini görmüş oluyorsun. Biz de aslında bu psikolojik profili hakkında seninle konuşmak istiyorduk. Aha yeni bir ucu mu yoksa? Ne buldun Veti? Çok heyecanlandım. Bir de salağa yatıyor. Hipnoz ama... Hipnotizma. Ne bileci bir bilim. Geçen yıl derste görmüştük. Hatta suçları konuşturmaktan asıl kullanacağını bile öğrendik. Birçok insan bunu hokkabazlık olarak görüyor ama bilimsel olarak da kanıtlandı. Tabii yeteneğinizin olması gerekiyor. Lafı bile olmaz senin için. Seni ağzıyla laf verdi. Polis işte böyledir. Anlamadığınız şeyi sorar, laf ağzınızdan çeker alır. Chat. La bu şa çok üzülürüm. Nasılsın chat? Daha iyi misin? Hayır önemi yok. Anam gene ağlıyor. Aklıma bir şarkı geldi millet. Benim gözüm doldu. Chat son birkaç gün gece saatte de mesela bir dışarı görmüşsünüz. Siz iyi ki takılıyorum uyudunuz. İle ilgili konuşuyorduk. Hepsi oyun sene sonra belki de yaşamak istiyordum. Tabii bizim çıktığımız kabilesi de her şey daha kolay olurdu. Bu kız bu uşağı beğenmemiş. Ulan gerizek sen de amiştin. Mol. İyi ki ölmüşsün Madison. Seni sevmiyorum zaten. Ulan o değil. Rachel'e üzüldüm ben ya. Rachel var ya. İki kat daha fazla yaşadım ama derslerine bile katıldım. Tabii dediğim tek ders en noktada o da Madison'ı pek etkilemedi. Uşak onun için her şey yapmış lan. İşte bazı kızlar böyle yapıyor. O yüzden bazı erkekler de diğer kızlar hep böyle görüyor. Şarafsızlar. Biz evde kaldık. Şu an pek uygun bir zaman değil. Madison ailesine kızların öldüğünü haber vermem gerek ama bildiği doğru değilmiş. Kız Pi Sigma Gamma'nın her üyesi gibi yalan ve ukularla dolu. O kız kardeşi elime geçen ilk fırsatta dağıtmalıydım. Bu üniversite öğrencileri çok zarar verdi. Zavallı Rani onların yüzünden. He bu garıncalı kız. Bu kız kardeşler Madison gibi kendini beğenmiş kişilikler haklı bu konuda.
Bu insana nefret ediyorum. Ve günümüzün her yerde. Bak dekana hak veriyorum burada. Kendine geldi ona. Mezunların bu kadar giden sebebi bu mu dosyası? Anormal derecede dolu görünüyor. Hak ettiğini gördü. Donan kız her şeyinde bezdirme maruz kalın bir ama uzatmasın. Daha sonra polis karakolunda. Bu vakaların en karmaşık vaka. Yanımda sen olmasaydın. Tipi bayağı aynı neneye benzemiş. Yaşlı adam. Böyle tipsiz. Nasıl olur insana telefon. Ring ring. Anam. Kara çarçaflı kız. Sesinizi yeniden duymak ne kadar da güzel sevgi dostu. Ama karşı koşmanın vakti geldi. Rashid Azrail'i. Çıkarım yeteneğine 1 puan. Şimdi beni çok iyi dinle müfettiş. Sana medyasını bir çözüme yardım olması bir parça. Şafak sökene kadar benim kim olduğumu bulamazsan şüphelerine birini öldüreceğim. Sakın onları sorgulayayım de falan deme. Sorgulasan ölürsün. Dur 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 dur. Ana! Bak ben bunu hatırlamadım işte. Böyle telefonu konuşuyor muydu? Ben okumuyordum aslında. Pek ama. Üçüncü bölüme yarın geçeceğim millet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.